9. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 13 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 13, güzel, biz de bunları keşfettik ancak adlandırmalarımız farklı. Hatta merkezdekilere sayılarına göre farklı adlar verdik. Harika! İşte merkezde bu terimlerden birinden 55 tane bulunana verdiğimiz ad sezyum. Bu atoma dışarıdan müdahale ederek enerji bile elde edebiliyoruz. İşte sezyuma müdahale ederken iki seviye arası geçen süresinin 9 milyar 190, 2 milyon 631 770 katına bir saniye diyoruz. Bu kadar basit mi? Tüm evrende bunu yapabilir ve aynı bilimsel dili konuşabiliriz artık. Evet, bilim her yerde. Uzayın en karanlık noktalarında bile aynı şeyi söyler ve o karanlıkları aydınlatır. 1. Anlatılan olayda insanların yaptıkları ölçüm sonucu oluşan hataların sebepleri neler olabilir? Hangi durumları karıştırmış olabilirler? Cevap, olayın gelişimine göre tedbirler alıp o ana uygun çözümler üretilmiştir. Ancak bilimsel kurallar dahilinde bir çözüm olmadığı için yanlış sonuçlara ulaşılmıştır. Uygun büyüklüğe karşılık uygun birimler üretilememiştir. İkinci ölçmede herkes için geçerli bir sonuç elde etmek amacıyla ne yapılmıştır? Cevap, tüm evren üzerinde farklı yollardan da gidilse aynı kavrama ulaşabilecek yöntemler keşfedilmiştir. Bilimsel düşünüş ve buna ilişkin diğer metotlar da buna örnektir. Üçüncü metinde anlatılan olaylardan yola çıkarak birim ve büyüklük kavramlarını tanımlayınız. Cevap, aynı özelliğe sahip bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen belli ve değişmez parçaya birim, fiziksel niceliğin birimi ile beraber ifade edildiğinde anlamlı olduğu olguya büyüklük denir. 9. Sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 13 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.